Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın ekonomiden memnun olduğunu söyledi. Siz katılıyor musunuz? Ya ne ekonomisi ne şehrin memnuniyeti kardeşim, hepsi yalan dolan dalaveredir bunlar ya. Cumhurbaşkanı krallık şey yapıyor, kendisi kral sanıyor bu ülkede. Böyle bir şekilde değil. Vatandaş perişan durumdadır. Baksana milletin haline ya. Kimsenin cebinde para kalmadı. Dolar almış başını gidiyor. Ekonomi mekonomi diye bir şey ortada yok. Her şey kendi çıkarları, kendi menfaati. Bir şey varsa da kendi koltuğunu sağlamlaştırmak içindir. Başka hiçbir şey değildir. Siz katılmıyorsunuz yani. Kesinlikle katılmıyoruz. Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam edeceğiz diyor. Ya ne yazdı? Yazdıysa niye bu millet perişan? Niye bu kadar insanlar bağırıyor, çağırıyor, isyan ediyor? Yani hepsi bundandır. Yok bir şey. Ekonominin kitabını yazdıysa buyursun. Dolar nereye uçtu? Geldiği başa geldiği zaman nerede, bugün nerede? Doların halini görüyorsun. Zaten her şey dolar. Keşke o zaman Türk parasını kaldırsınlar bari, dolar meydana getirsinler. Dolarla yaşayalım. Ona da yok. Zaten kimsede de bir şey yok. Yani bildiği gibi gidiyor. O kendi kafasında veriyor ama millet artık kesinlikle ona hiç güvenmiyor. Yalan. Ne söylüyorsa yalan söylüyor. Bir cumhurbaşkanı da olsa yalan söylüyor. Millet perişan durumdadır. Sizce peki bu düzen nasıl değişir? Düzen ancak seçimle değişir başka. Değişim bununla olur. Gelecek baştaki artık kim olursa olsun, A'sı B'si fark etmiyor. Şerefli, namuslu bir insan gelir. Ancak milletin yön çizer, ekonomiyi düzeltir. Ona göre insanlar bir refaha kavuşur. Onun dışında yok. Yani çünkü bu şekilde gitti mi ülke, iyiye gitmiyor. Yani millet ne yapsın? Birbirinden mi çalsın? Katliamlar mı yapsın? Ne yapsın? Perişanlıktır yani. Başka bir şey değildir. Ekonomiden memnun mu? Hiç memnun değiliz. Neden peki? Çok pahalı. Geçinebiliyor muyuz? Hayır, geçinemiyoruz. Yani en çok hangi fiyatlar sizleri etkiliyor? Market fiyatları çok fazla. Yani insanlar meyve alıyor, sebze alamıyor. Kiralar öyle pahalı. Geçim çok zorlaştı yani. Vatandaş sofralarımıza protein, et, balık sokamıyoruz diyor ama sizde durum ağır düşünüyor. Evet, doğrudur. Sokulmuyor. Vatandaş böyle düşünüyor fakat Cumhurbaşkanı geçen günkü açıklamasında yapmış olduğu alışverişin neticesinde fiyatların uygun olduğunu, halkın da memnun olduğunu söyledi. Halkın memnun olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanımız. Maalesef. O memnun olabilir ama biz değiliz. Çünkü bir kere askeri ücretle ev geçinilir mi? 2825 lira sizce yeterli mi? Efendim kaç para? 2825 lira. Şaka mı? Şaka batık mı yapıyorsunuz siz? Yok. Soruyorum size. Hayır, yeter mi ya? Sizce ne kadar olmalı gelecek sene? Bu sene yani. Vallahi ev kiraları, bir insanın 10 milyar alması lazım. Neden? Ev kiraları uçuyor. Bir kere başbakanımız ev kiralarına, bu kadar mal sahiplerine izin vermesin yani. Yani bizim eski nesilimizde daha iyiydi. Şimdi bizden sonra nesiller, yani bir erkek çocuğu olarak, ben erkek olsam yani şu an bir bayanla alıp evlenemem yani. Nasıl evleneceğim? Kira, su, elektrik, doğalgaz. Doğalgaza da zam geldi zaten. Gram altın 600 liraya yaklaştı. Altın öyle. Dolar öyle. Dolarla çıkıyor da bizim Türk paramız çıkmıyor. Niye çıkmıyor acaba? Yerinde sayıyor. Bizim Türk paramız dolar gibi olsa olmuyor mu? Çok güzel. Ekonomi çok güzel gidiyor. Kiralar da çok iyi. Böyle devam etsin. Ülke batana kadar devam. Bu kadar. Beğenmiyorsunuz anladığım kadarıyla gelen. Yok çok güzel, çok güzel. Zamlar da çok iyi. Bu halk memnun. Tamam, zamlardan memnun. Her şeyden memnun. Ben de memnunum. Devam etsin böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın ekonomiden memnun olduğunu, fiyatların iyi olduğunu söyledi. Siz katılıyor musunuz? Ya bazı yerlerde katılıyorum, bazı yerlerde katılmıyorum. Çünkü etkiliyor. Kırsal kesimi çok etkiliyor. Aldığı asgari ücretle yetmiyor. Yettiği kadar da kiralar da yani etkiliyor. En çok hangi zamlar sizleri etkiliyor? En çok hangi zamlar beni etkiliyor? Metrobüs, bir de ev kiraları. Temel ihtiyaçlar ve ulaşım. Tabii ki. Efendim? Pazar ya. Para yok ki pazara gidip de yağ alalım. Ya para yok ki. Yine de az çok yine yani alıyorlar. Yani belki bu tenekeler alınmıyor ama bir litrelik mesela tüm mesela hani şeyine göre, parasına göre, bütçesine göre alıyor. Hani eskisi gibi 100 lira cebimize koyup da bir pazarı görürdük.
poşet poşet. Şimdi bir 100 lira bir meyve ile bir yeşillik alıyorsun, bu da bitiyor yani. Para kalmıyor. Hani emekliyim, aldım para ancak kendime yetiyor. Ne kiraya ne fatura. Zaten faturalar da aynı şekilde. Doğalgaz nerede? Doğalgaz kullanmıyorum, soba kullanıyorum. Doğalgazım yok. Yani doğalgaz kullanmıyorum. Allah kullanana da yardımcısı olsun. Ekonomiden memnun musunuz diye soruyorum bugün. Bir işçi olarak memnun değilim. Yani bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Bırak zengin olmayı, gittikçe çöküyoruz. Yani mutfağımıza bile bir şeyler alamıyoruz. O durum yani. En çok hangi fiyatlar sizi etkiliyor? En çok mazot da etkiliyor, dolar etkiliyor, her şey de etkiliyor. Yani biri yükseldi mi öbürü peşinden takip ediyor. Buna bağlı olarak tüketim maddeleri de. Tüketim maddeleri de aynı. Piyasa serbest. Yani yapacak bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın ekonomiden memnun olduğunu, fiyatların fahiş olmadığını söyledi. Siz katılmıyorsunuz herhalde. Ya katılıyorum şu şekil. Bolluk var. Ama yükseliş de çok. Ulaşamıyor ama. Ya ulaşamıyor. Yani bolluk var. Her şeyde bolluk var. Yani bu ekonomik krize rağmen yine bolluk var. Millete bak, cebi dolu para, son model araba, ekonomi bu şekilde yani. Katılıyorum. Ona da ekonomi iyi ama piyasada bir şey dönmüyor. Katılmıyorum. Niye katılmıyorum? 63 milyonken bir tenike yağ şimdi olmuş 95-96 milyon. Bu da bir ayın içinde, iki ayın içinde yükselen bir durum. Bunun için katılmıyorum. Zaten aldığımız para belli. Asgari ücret çalışıyorsun. Yapabiliyorsan mesai yapıyorsun. 8 saat, 12 saat çalışıyorsun. Sabah 8, akşam 8. Bu ekonomi nasıl düzgün? Ekonominin yani kitabını yazdık dediler ama. Ya o orasını bilmiyorum. Kim ne yazıyorsa yazsın ama biz işçi olarak yani ortada, mal meydanda. 8 saat çalışıyorum. Yani 8'de giriyorum işe, akşam 8'de çıkıyorum. Mesai yapmazsam zaten dönmüyor. Yani, bir vatandaş ay sonunu geçirme kaygısıyla yaşıyor. Ay sonunu geçirme kaygısıyla yaşıyor. Ay sonunda adam yani bir 5-6 milyar maaş alması lazım ki bu adam. Anlıyor musun? Kirasını versin, elektriğini yatırsın, doğalgazını yatırsın. Bana şu an 630 milyon doğalgaz parası geldi. 225 milyon elektrik geldi. 130 milyon su geldi. Hadi çık işin içinden çıkabiliyorsan. İlla ki bir şeyler aksıyor ve... Ya illa ki aksıyor. Ya bunun içinde bir de hastalığın oldu, 10 gün çalışamadın, hayatın kaydı. Eksiye doğru gidiyorsun. Eksiye doğru gidiyorsun o zaman işte. Yani bundan ötürü katılmıyorsun zaten. Yok, katılmıyorum. Katılmıyorum, niye katılmıyorum? Ben şu an şimdi cebime 200 milyon para koysam, bir markete girsem, 200 milyondan iki poşeti dolduramıyorum ya. Zeytini, peyniri, ne bileyim, her şeyi pahalı. Şu an hayat pahalı ama bunun bir önüne geçerlerse, geçecekler, geçmezlerse halk önüne geçecek. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Oraya onu halk oturtturdu. 2023'te bir çaresine bakacak. Çünkü ben eziliyorum. Ben yani robot gibiyim ya. 8'de giriyorum, 8'de çıkıyorum. Hiç bak, şu an saat belki de 9'da 10'a geliyor, ne bileyim yani. Ama hayat böyle. Yapacak bir şey yok kardeş. Memnun musunuz? Ekonomiden memnun muyuz? Hayat pahalılığından memnun değiliz. Ekonomiden memnunuz da hayat pahalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın ekonomiden ve fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Siz katılmıyorsunuz herhalde. Ben katılmıyorum. Yıllarca oyumu AK Parti'ye verdim ama katılmıyorum. Eyvallah ama katılmıyorum. Bu konuda katılmıyorum. Anladım. Yaptığı güzel şeyler oldu mu? Oldu. Yaptığı büyük hatalar da oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bugün ben mülteci olayında tamam eyvallah ama önce kendi vatandaşını doyuracaksın, sonra önce kendi ailen, sonra komşun. Ha, işsizim, 4 çocuk babasıyım, 300 bebeklerim var. Allah bağışlasın. Ve hani bakıyorum yani dışarıdan gelen insanların mesela gördüğü yardımla bizim gördüğümüz, yani çocuklarım adına konuşuyorum. Yani çocuklarım, hani örnek veriyorum, onların aldığı yardımı biz alamıyoruz. Bak, destek çocuğum, alabiliyor musun? Destek belediye üzerinden alıyoruz, o kadar. İki kere kaymakamlığa müracaat ettim. Daha önceden yardım yapıyorlardı ama iki kere kaymakamlığa son zamanlar müracaat ettim. Red geldi. Şu an mesajda, telefonumda. Yani hayat şartları gerçekten zor. Zor yani. Onu soruyordum da abi. Eklemek istediğim başka bir şey var. Eklemek istediğim başka bir şey var. Çok şey var. Eklemek istediğim çok şey var ama yani bunu duyana, yapana yani. Duyup yapmadıktan sonra A partisi, B partisi, C partisi fark etmiyor yani. Hepsi aynı. Bunu gerçekleştirmek önemli yani. Bize gerçekleştirecek insan. Efendim? Belki sesiniz duyulur, hayata geçer. Sesimiz duyulsun tabii yani. Sesimiz duyulmadığı için biz bu hani durumlardayız yani. Sesimizi duyuracağız illa ki.
Ben eski hükümlüyüm. Bak işsizim, 4 çocuk babasıyım ve şu hayat pahalılığında gördüğümüz muameleye bak yani. Çoluğumuz çocuğumuz yani doğru düzgün çoluğumuza çocuğumuza ne yedirebiliyoruz ne içirebiliyoruz. 1 kilo meyvenin olmuş kilosu 10 lira. Tamam bu meyve, sebze vesaire, buğday, unu bunlar da mı dolara bağlı? Hadi ham maddeler dolarlanıyor yani. Bunlar da mı yani dolara bağlı? Dolara bağlı değil. Bunlar bizim Türkiye'mizde yetiştiriliyor, üretiliyor her şeyle. Getiriyor. İnsanlara sunuyor ama bugün markete gidiyorsun. 1 kilo şey 10 lira. Gel de yaşa bu İstanbul'da. Hükümetin uyguladığı mevcut ekonomik politikayı beğeniyor musun? Ya şu anda beğenmiyorum kesinlikle. Yani şu an neden? Ekonomi yerle bir konumda. Dolar gördüğünüz gibi 11.5'a geliyor. Şu anda sıkıntı çok büyük noktada. Sonumuz nereye gidiyor o da belli değil. Neticenin kesinliğinin olması gerekiyor ilerisi için. Ya sonrasını sonra kestiremediğim için şu an ekonomi yok. Yok dese geridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günkü açıklamasında halkın ekonomiden memnun olduğunu, fiyatların da iyi olduğunu söyledi. Siz katılmıyorsunuz herhalde. Yani ben katılmıyorum kesinlikle. Yani halk bence rol yapıyor. Ekonomi yerinde değil. Yani yerinde olsa bir refah olur, bir mutluluk olur. Kimse de mutluluk gösterilmiyor. Hele ki genç kesimde. Şu anda bayağı sıkıntıda. Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir markete gidip fiyatlar gayet uygun dedi. Daha sonrasında Avrupa'da raflar boş dedi. Şimdi biz alabilsek bizimki de boş olacak. Raflar dolu, alamıyoruz. Halkın ekonomisi kötü. Hani genele baktığımız zaman belki ortalamaya baktığımız zaman yükselten kişiler sayesinde daha iyi olabilir ama halkın ekonomisi kötü. Asgari ücretle çalışan çok fazla insan var. Kasım ayında, Ekim ayında gelen zamlar ortada. İyi değil yani. Siz desteklemiyorsunuz, başarılı bulmuyorsunuz ekonomik politikayı. Yani söylemlerini desteklemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ekonomi şu anda iyi değil ama genel olarak fiyatlar, zamlar, sizce maaşlar yeterli mi? O 4 tane marketin, süpermarketin şey işte hillesi. Ondan kaynaklı diyorsunuz. Tabii. Ondan kaynaklı. Ben esnafım zaten. Fiyatlara yetişemiyoruz. Yani etiket değiştirmekten artık yorulduk. Sonuç nereye gidiyor bilmiyoruz. Umarım her şey iyi olur. Belli bir kesim esnafın fırsatçılığı olarak değerlendiriyor. Esnafın değil, baştaki kişilerin bence. Büyük şirketlerin belki fırsatçılığıdır. Esnafın hiçbir şeyi yok. Aldığı şeyin üstüne %15, %20 koyup satıyor. Yani esnafı yapacağı hiçbir şey yok. O yüzden zaten ülke nereye gidiyor hiç bilmiyoruz. Umarım düzelir. Kendi gözüyle memnun olabilir. 100 milyar maaş alarak memnundur. Yani 2800'de asgari ücretle kimse geçinemiyor. Kimse memnun değil. Soru çok zor ya. Şimdi ben buna vatandaş olarak cevap veremem. Ama ekmek oldu 3 lira. Maaş asgari ücret biliyorsun 3,5. Ürünlere gelen zamlarla yani, maaşlara gelen zamlar örtüşüyor mu sizce? Öyle? Orantılı değil tabii. Bu dönem zorlu bir dönem. Herkes şimdi biraz yorganına göre ayağını uzatması lazım. Diyecek de pek bir şey yok. Yani o kadar şeyimiz yok. Bilgimiz yok, tecrübemiz yok. Daha bilgililerine sorun. Anlatamıyorum. Gerçekten oynanan dış çok mihraklıklar var, mihraklar var. Bizim bu doların düşmesi için tek yapmamız gereken şey şudur abi. Akdeniz'den komple çekilmemiz lazım abicim. Suriye olsun, Kıbrıs'ı yalnız bırakmamız lazım. Azerbaycan'dan çekilmemiz lazım. Bu doların piyasanın dört dörtlük olması için bunları yapmamız lazım. Yani biz köle olalım daha iyi. Budur yani. Bunlar istedikleri bu yani. Başka daha bir şey öncesinde yok. Aslında bu politikaları mevcut olarak aktif olarak abi uyguluyorken bundan, dolar 5 lira. Hayır. Bundan önce dolar biliyorsun 9.10 küsürlere kadar çıktı bundan 6-7 ay önce. Doğru mu? Doğru değil mi efendim? Yine kendinden otomatik yine düşmeye başladı. Düştü de doğru mu? Doğru değil mi abiciğim? Doğru. Yani Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Bazı şeyler her zaman zamanla gelir, geçer, gider. Anlatabiliyor muyum? Bu vatan hepimizin vatanıdır. Varımız, yoğumuz bir tane vatanımız vardır. Herkes vatanına sahip çıksın. Başka bir şey demeye gerek yok. Çünkü niye biliyor musun abi? Yani arkadaşlar bakın. Biz Samatya Hastanesi'ne gidiyorduk. Hasta bir kişiydi, gidiyorduk. 3 kişi gidiyorduk. Bir kişi ilaç kuyruğuna geçiyordu. Bir kişi vezne kuyruğuna geçiyordu. Bir hasta da hasta kuyruğuna geçiyordu.
Biz bugünlerden geçtik. Artı bir de saat gece 4'te gidiyorduk. Liste yapıyorlardı. Ondan sonra tam sıramız gelecekten diyorlardı liste iptal oldu diyordu. Listeyi iptal edip yırtıyorlardı. Tekrar 2 gün sonra, 3 gün sonra gidiyorduk. Anlatayım. Yani bugünleri biz yaşadık ettik. Allah bir daha da o günleri yaşatmasın. Olur mu böyle şeyler? Olur ama dedim ya Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Her şey gelip geçer zamanı. Bak şurayı, bak şu kavşağı görüyorsun değil mi? Sefaköy kavşağını. Bakın. Biz buradan önce de Şirinevlere gitmek için ya giderdik Florya ışıklardan geri dönerdik arabayla gitmek için Şirinevlere ya da İnönü Mahallesi'nde Papaz Köprü'nün oradan giderdik. Allah razı olsun. Adamlar 96'da bir geçiş yaptılar. Burada Sefaköy'den çıkıyorsun 2 dakika Şirinevler'de çobancın. Yani hizmet. Başka bir şey yok. Yoksa Ahmet bunu demiş, Mehmet bunu demiş. Hiç önemli değil. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Bu şeyler her zaman gelip geçer. Ne günler yaşadı bu ülke anlatabiliyor muyum? Dedim ki birlik beraberlik zaman. Her şey zamanla yerini alır. Her şey unutulur gider. Tayyip Erdoğan gelir, Tayyip Erdoğan gider, Ahmet gelir, Mehmet gelir. Nice liderler geldi. Doğru mu? Doğru. Yeter ki vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Bir de şunu söyleyeyim abi ya. Biz lise öğrencisi, biz ya kardeşim yanlış anlamayın. Lise öğrencisi diyor ki benim param cebimde. Ya arkadaş lise öğrencisi ne cebinde para olacak ya? Lise öğrencisi dedin anasının babasının eline bakan bir şey yani. Biz de yaşadık kardeşim üniversite. Ya kardeşim cebimizde 10 lira paramız ya vardı ya yoktu kardeşim ya. Yoktu kardeşim. Lise öğrencisi kalkmış diyor ki benim cebimde para yok. Kardeşim kimde para olabilir ya? Yoktu kardeşim yok zaten öyle bir zorluktan geçiyor. Ben ona üzülüyorum ya. Hani ben boyum vardı ben çalışıyordum. Ya doğru. Bak tebrik ederim. Ne güzel çalışıyordun Allah'a şükür olsun. Bunlara üzülüyorum ben. Babamın cebinde olsaydı benim cebime koyardı. Beni çalıştırmak zorunda. İşte diyorum bak hayat şartları işte. Hayat şartları işte. Başka Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Ekonomiden memnun musunuz acaba? Yani ortada bir ekonominin kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Her ay ortalama bir %10'luk, %20'lik bir enflasyon var Türkiye'de. Dolar kurunu da söylememe gerek yok. Yani şu an Türkiye'de ekonomik anlamda hiçbir şey yok. Yapısal herhangi bir değişim de yok. Yani sürekli olarak faiz yükseltiliyor, işte dolar girmesi bekleniyor falan. Sonra faiz bir an düşürülüyor. Yani herhangi bir değişim olacağını düşünmüyorum. Ekonomi şu an çok kötü gidiyor. Herhangi bir üretim yok. Yani üretim yapılabilecek şeyler satıldı. Bu. Hani yapacağımızda çok bir şey yok. Bireysel olarak para kazanmaktan başka hiçbir şansımız yok. Yani ekonomi gerçekten çok kötü. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Mesela arkadaşla beraber diş hekimliği okuyoruz. Bizim bile geleceğimizin parlak olduğunu düşünüyoruz yani. İlk fırsatta Avrupa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Yani çok kötü. İnşallah en yakın zamanda düzelir ama değişmesi lazım. Baştakinin öyle düzelsin. Değişim şart diyor. Aynen. Peki siz gelseydiniz. Kim, sizce kim gelseydi zaten? Mevcut. Bence şu an herkesin ortak adayı Mansur Yavaş'tır. Ben onu düşünüyorum yani. O gelirse her kesimden oy alabilir yani. Siz de desteklersiniz. Aynen ben de desteklerim. Anlıyorum. Yani ek olarak işte bence kimse düzeltemez şu önümüzdeki 10-15 seneyi. Yani 10-15 sene böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Aynen. Yani her yıl %10'luk, %20'lik bir artışları göreceğiz. Onun dışında hani bir nebze tampon olabilecek kişi Mansur Yavaş gibi kişiler olabilir. Bu. Aslında Cumhurbaşkanı ekonominin iyi olduğunu, halkın fiyatlardan memnun olduğunu söyledi ama hiç memnun değiliz abi. Ya biz hangi de hangi halktan bahsediyor ben bilmiyorum. Ben halktanım. Açıkçası biz hiç memnun değiliz yani. Her ay %10'luk, %20'lik artış görmekten sıkıldık artık yani. Takip abi, etmiyorum artık. Yemin ederim öğrenciyiz Sefaköy'de 2+1'e 2,5 milyar kira. Ayda yemin ederim mutfak masrafımız 1,5 milyar. İki kişinin ayda mutfak masrafı 1,5. Hadi durumumuz iyi biz ödeyebiliyoruz ama ödeyemeyen arkadaşlar falan var. Yani nereye gidecek bunun sonu yok yani. Yani hem yurt dışından gelen kişiler, Afgandır vesaire Suriyelidir, onlar bir ekonomi yük oldu. Hem de Türkiye'deki artan işsizlik yük oldu. Yani her şey kötüye gidiyor yani çok şükür. Şu an tam olarak ülkenin bir Afganistan, Irak gibi bir şeye dönüşmesini bekliyorum. Yani öyle bir şey oluyor zaten. Yani inşallah olmaz demek de olmuyor yani her yıl kötü bir şey oluyor. Ya bundan 3 yıl öncesini düşünüyorum çok iyiymişiz diyorum yani. O zamanlar kötü diyordum. Dolar 5 falandı. 4'tü hatta 2018'de. O zamanlar kötü diyorduk yani 4 olduğu için, 2'den çıktığı için. Şu an 11 oldu. Artık takip edemiyorum yani. Günlük artık ne bileyim şunu harcadım, bunu harcadım falan diye hesap yapmıyorum artık yani. İşte ne bileyim 100 lira etmiş, 200 lira etmiş. Bunu psikolojisiyle uğraşmak istemiyorum. Öyle. Ekonominin kitabını yazdın. Vallahi hiç satmadı. Yani o zaman öyle söyleyeyim yani hiç satmadı bence. Yani yazmışsa da yanlış mı yazmış bilmiyorum çünkü çok her şey çok uçuk yani. Herhalde biz yanlışız o zaman. Halk olarak yani fiyatlar ortada. Bilmiyorum. Ya bir de bizim durumumuz iyi olmasına rağmen biz böyle diyorsak gerçekten diğer insanları anlamak çok zor. İnşallah düzelir yani bir şekilde düzeltilir. Düzelme ihtimali bu saatten sonra pek yok. Artık herkes kendi bacağından asılmaya bakacak. Yani Türkiye'nin durumu bu şekilde. Önümüzdeki 10-15 yılda bence bu şekilde. Hele ki yurt dışından gelenler gitmezse imkanı yok.
Yani bunlar ek bir yük. Ek olarak %15'lik enflasyon yük. 15 milyon kişi gelmiş. 10 milyon 15 milyon kişi gelmiş. Sen bunu nasıl duyuracaksın? Bu adam yediği et de sana enflasyon olarak yansıyacak. Ev kirası da yansıyacak, doğru mu? Yani 10-15 yıl böyle devam edecek. Artık herkes kendi parasını kazanmaya çalışacak. Artık ek iş mi yapacak, ne bileyim alım satım mı yapacak, yani kripto ile mi uğraşacak bilmiyorum ama bir şekilde kendi parasını kazanması lazım. Çünkü buradaki asgari ücretler pek değişmeyecek. 300 dolar gibi bir şeyle sabitlenecek. Hatta şu an 250'ye düştü galiba. Bu. Yani bununla yaşanacak bir para değil bu. 250 dolar, 300 dolar. Doğru mu? Kendi parasını bir şekilde herkes kazanmak zorunda. Türkiye böyle.